Evet arkadaşlar, adamla buluştuk. Sevgiler. Adamla. Türkiye'de bir iPhone parasını harcayacağız. Evet. Bir iPhone parasına burada da neler alacağız? Pazarlığımızla meşhuruz. Merak edenler vardır. PlayStation 5 fiyatını hemen bir öğrenelim. 256 GB'lık mor iPhone'un bir tanesi. Evet, selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoyla şu anda karşınızdayım. Elektronik AVM'ye geldim. Buradaki çok ünlü, bütün elektronik markaların olduğu, bütün parçaların satıldığı, oyun mağazalarının olduğu, kameraların olduğu inanılmaz bir AVM'deyim. Ve biraz sonra Rıfat abiyle buluşacağım. Rıfat abi bana her şeyde yol gösteriyor, sağ olsun. Her yerde tanıdıkları var, her yeri biliyor. En kolay şekilde her şeye ulaşıyorum. O yüzden şimdi yavaş yavaş gezmeye başlıyoruz burada. Bir bir size her şeyin fiyatını çekeceğim. Burada iPhone'lar inanılmaz ucuzmuş. Onlara bakacağız. Kendime kameralar alacağım. Mikrofon alacağız artık. Mikrofonla videoları çekmeye başlayacağım. Çünkü bazen seslerin iyi gelmediğini, boğuk geldiğini falan söylüyorsunuz. O yüzden hepsine bir bir bakacağız. Hadi gelin turumuza başlayalım. Acayip heyecanlıyım. Birazcık para harcayacağız ama Türkiye fiyatlarının tabii ki yarısına falan her şeyi alacağız gibi görüyorum. Hadi turumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, adamla buluştuk. Sevgiler. Adamla, Tayvan'la da. Hayvan adam. Arkadaşlar, Rıfat abim sağ olsun işini, gücünü, çoluğunu, çocuğunu her bıraktı. Her şeyi bıraktım senin için. Geldi, yemin ediyorum yine. Sağ ol abim benim, teşekkür ederim. Gezdiriyor yine beni. Acayip güzel bir yere geldik zaten. Söyledim size girişte. Burası şimdi iyi. Beraber gezeceğiz, tozacağız, fiyatlara bakacağız. Yeni ürünler alacağız, alışveriş yapacağız. Ceplerimizi doldurduk geldik. Ne kadar harcayacağım var mı planda? Vallahi abi yani muhtemelen bir 50-60 bin harcayacağız gibi görünüyor. Büyük para. Yani evet. Ama Türkiye'de ama para Türkiye'de bin olur. Türkiye'de bir iPhone parasını harcayacağız. Evet. Bir iPhone parasına burada da neler alacağız? Bakalım. Onu göreceğiz bakalım. İçerisinde iPhone da olacak ama bu. Olacak olacak, evet. Hepsi olacak. Bu mekan benim arkadaşım mekanı. Aa, çok güzelmiş. Bu mekan benim arkadaşım mekanı ama o çocuk bugün yok. Tamam. Önemli değil. Niye ha? O da şamdi cinden mi ya? Aa, meyvan şey, meyvan şey. Oo, burası güzelmiş abi. Bu benim. Her şey var burada. Merhaba, how are you? Zilat abi. Zilat abi. Karaman. Ya senin falan. Tamam. Nice to meet you. Son diyor, playoff maçını izledim diyor. Hani az kaldı yeniyordunuz diyor. O da senin falan çıktı. Aa, nice to meet you. Thank you. İyi. Buradan güzel indirim alırız. Alırız abi. Çünkü ben buraya hep geliyorum. Ben bütün burada 360'ların buradan aldım. GoPro'yu buradan aldım. Ama normalde benim daha iyi tanıdığım bir eleman var. O bugün izinliymiş. Tamam. Ama ben hep buradan alıyorum. Bu DJI'ları falan buradan aldım. Ha, zaten komple DJI satıyor, GoPro satıyor. Şeylerden bir tanesi gözüme çarptı zaten. Aynen abi, istediğin gibi fiyatlara bak. Süper, bak tamam. Hepsi burada. Tamam. Bak az önce dedim ki hayranın ya. Aha. Arkadaşı dedim yani. Basketçi arkadaşı, basketbol yıldızın dedim. Buraya getirdim. Sırf dedim sizin dükkanı alışveriş yapsın diye. Vallahi. Vallahi öyle dedim. Tövdi ya, öyle miyim hazırı ya. Tayyam ayhan, çok alacak dedim. Süper. Bütün dedim sezon bütün kazandıklarını harcayacak. Cepleri boşaltacağız. ne istiyorsun diyor? Abi şimdi biz Insta 360 bakacağız. Sunbuy diyor, çekil. Bunu istiyorsun galiba. Evet abi. Ne diyeyim, hacı ne? Bu sahtesi, yani gerçeği tamam. Değil. Gerçeği arkanda ama yani kırmasınlar diye. Anladım. Aynen onlar gösteriyor, bir göster evet. İstersen herkese. Arkadaşlar şimdi bu kameradan almak istiyorum. Size videoları böyle GTA oyunundaymış gibi izleteceğim. Ama asıl amacım dalışlarda bu kamerayla beraber abi bir görüntüler almayı planlıyorum. Böyle sanki benim arkamdan aynı anda dalıyormuşsunuz gibi olacak her şey. Ve benim yaptığım avları da tam arkamdan izliyor olacak evet. Abi herkes. Evet abi, ve zaten orijinal evet, şurada yani suyun, gerçeği bu. Evet, suyun altında efsane olacak bu. Dostlar görüyorsunuz ekran burada. Aynen. Makinenin orijinali bu. Bu gerçek. Kamera 360 derece çekim yapıyor ve keserken istediğiniz yerine açısını ayarlayıp o şekilde kesebiliyorsunuz. Evet, ve hatta dönüyordu istersen. Evet, dönüyordu değil mi? Tam senlik abi. Tam benlik abi. Tam bir senlik. De bunun su altı case'i var bak burada. O nedir? Bununla da dalışa sokabiliyorsun kamerayı. Normalde böyle dalışa girmiyor mu? Ha, anladım, suyun tamam. Suyun altında basınca dayanıklı olması için bunu da alacağız. Ama bu suyun altına giriyor galiba, şu şekilde abi giriyor. Abi ama ben şimdi 15 sen... metrenin 20 metreye giriyorum, orada bizim basınca için olmaz. Dayanmıyor. Evet. Yani anladım. Biliyor mu abi kaç metreye kadar girebiliyor bu suya? Jimmy, 10 metreye kadar bununla dalabilirsin. Anladım ama yok işte bizim case almamız lazım. Çünkü benim anladım. Bir kere GoPro'lar da öyle, 10-12 metreye kadar iniyor.
GoPro benim gitti. Anladım. Basınçtan camları kırıldı. İmetası 剩下去那个 15公尺 他要买那个 15公尺 15公尺那他要买那个case 他们买的 ondan da alalım. Bunun fiyatını öğrenir mi? Evet abi. Doğuşa çene. Şimdi bunun fiyatını öğreniyoruz. Hepsini öğrendikten sonra pazarlık en son yaparız. Abi biz Tekirdağlıyız abi. Tekirdağ. Biz pazarlığımızla meşhuruz. Ben pek yapamıyorum abi. Vallahi. Utanıyorum ben. Abi vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Magnetleri ben dün magnet aldım. Dün değil onca önceki. Abla dedi ki 70 Tayvan doları dedi. 3 tanesi 210 dedi. 4 tanesini 200'e aldım. Çok iyi almış. Vallahi. Hayatımda yapamadım pazarlık. Saldıracağız abi. Karısı sohbeti bu yatıracağı. Tam bugün de etkinlik varmış ha. Ne etkinliği varmış. Vallahi mi? Vallahi. Oo. 5月采购方的5月31今天开始到6月9号有活动 Eyvah eyvah tam başlamış etkinliğin başladığı güne geldik abi. Ne diyorsun vallahi ya? Vallahi billahi. Abi bak dün kısmet kapalıydı her yer. Evet mesela dün açık olsa bu etkinlik olmayacaktı. Dün geldik bu arada kapalıydı burası arkadaşlar. Çok üzülmüştüm ama bugün alev gibiyim modundayım. Vallahi bundan bir tane ben almak istiyorum biliyor musun? Vallahi, vallahi. Sende var mı sanki? Bende bunun bir eskisi var. Ha bu sopası. Gözcek bunca. Kaçmış bunun boyu? Açacağım ben şimdi göstereceğim sana. Bayağı uzun bakın. Abi olay bu. Oo, abi o benim kolumla beraber 6-7 metre falan oldu. Evet abi. Şimdi olay şu. Baksana. Görüyor musun? Çok iyi. Bak olay bu. Yani sen şöyle dalacaksın. Tamam mı? Ya evet. Kafana bile taksan olur. Ben kafama takacağım ya da bel aparatı var bunların. Evet abi bel aparatı var. Evet. Ya da olmadı bir arkadaşın çeker falan. Her türlü olur yani. Evet abi. Çok düşünsene iyi. Düşünsene şimdi başlasın sen ben geleceğim bunda tamam mı? Ay. Şöyle başlayacağım abi. Abi. Arkadaşlar Rıfat abi geçen gün benim son playoff maçıma geldi. Of. Bir video yaptı saha içinden vlog. Onu da ekleyelim şuraya. Ekleyelim, senin ekleyelim. Görsünler abi. Bir de özel kamerayla çektim yani. Evet. En güzel bu. Rıfat abi maçta neler yaşadı? Of. Vlog olarak her şeyi çekti. İnanılmaz görüntüler var arkadaşlar. Onu da buraya koyuyoruz tamam. Bu arada. Nasıl yapıyor aynı şey mi? Evet. Kafa koruyucu değil mi? Korumayı verdi. Tamam. Sonra bu, bunu da verdi sana. Sonra sopası da var içinde. Evet. Tamam uzun. Mı? Yani alet de var. Evet. 256'lık mı hediye ediyor? Evet. Vay. 128 veriyorduk diyor. Seninle olduğun için diyor 256 vereceğim. Thank you man. Ulan ben de bir tane alacağım ha. Vallahi bak, bak şey oldum ha. Kaşınıyorsun şu an. Kaşınıyorum ben de kaşınıyorum ha. O ya ya ya. O ya ya. İzu. Vay vay ben vay. De aldım abi. Aldın mı? Vallahi aldım. Vay hadi hayırlı olsun. Abi olaya bak ya. Of. Şey oldum ha. Vallahi. Şimdi ben kredi kartını ödüyorum ya mecbur. Evet. Eşim kredi kartını geçtiğim anda görüyor. Bana diyor ki benim değil çünkü kredi kartı. Onun kartı ne aldın ya diyor yine. Hadi canım. Abi iyi. Ama istiyorum. İstiyorum. Ben o sistemi tam tersi kurdum. Benim anım harcayınca bana. Aa yazık. Ben pısırık kaldım. Ama ben de bak yemin ediyorum alacaktım. Fiyat evet. Hep yüksekti. Evet. Hani 16.300 ne yapıyor biliyor musun? 500 Amerikan dolarından biraz fazla yapıyor. Tabii dive case'i ne kadarmış onu da bir soralım bakalım. Hayır taşıyor bir kadar dive case. Orijinal mi olsun yoksa... O. Orijinal olsun abi. Çok fark ediyor. Hemen gösterelim. Arkadaşlar bel aparatını da buldu abim. Evet dostlar bel aparatı dedikleri buymuş ilk defa evet, görüyorum. Arkaya takacağız bunu yürürken, dağda, bayırda, gezerken, dalarken. Şöyle olacak senin için. Aynen. Değil mi? Böyle uzayacak kamera arkadan, evet, arkamdan çekim yapacak evet. Abi. Süper. Bu senin için süper. On numara olsun. Bir tane de pil aldım ekstradan. Aha, 1200 dedi, bu da 1000 dedi. Şimdi onların pazarlığını en son yapacağız. Bana SE versiyonu lazım. Osmo Mobil SE 6 değil. SE var mı? Onun yanına acaba bir şey iyi diyebiliriz. Ama yine de bunun da bir fiyatını soralım. SE bu ne lan? Biliyorum ha, uzuyor. Diyor. Evet, çok önemli değil. Bende 3 metre kol var şimdi. Anladım. Yine tahmin kal var. Bu 4400 NT. Evet. Bak. Öbürü 2000 küsur olmuş. Evet. Abi. Çok doğru. Fazla var. Depoda varmış. Tamam. SE alacağız abi. Her türlü var ama yine de biz gene de insanlara gösterelim. Evet. Bakın dostlar almak isterseniz 4000 küsür ne kadar aynen. Yapıyor? 150 dolar falan yapıyor. Evet, evet. Amerikan doları. Yalnız abi şu DJI Avata'da var ya drone ha. Evet, gözü takıyorsun. Evet ya, çok istiyorum. Aslında var ya iPhone almayıp bundan mı alsam bir tane? Vallahi bundan da istersen hemen gösterelim dostlara. Çok evet güzel arkadaşlar ya. Bakın. Aksiyon drone'u. Müthiş hızlı gider. Pili içeride mi dedim? Pili ön tarafta onun. Daha ince gözlü. Daha rahat kullanırsın. Daha rahatmış kullanır. Bu da pili biraz arka tarafta. Ne bak bunun fiyatı 1400 Amerikan doları. Evet. Bunun fiyatı da 1200 Amerikan doları. Evet. Arada alınır abi bu alınır. Bu 3 Pro. Abi ben minilerden hiç memnun değilim. Daha önce de söyledim bunu. Şimdi mini 2'yi kullanıyorum. Mini 1 vardı zaten. Onu göle düşürdüm. Bağlantı koptu abi ormanda. Evet.
göle düştü gitti. Gitti. Mini 2 giderken abi rüzgardan saptı, arabaya çarptı. Paramparça oldu, burada yaptırdım işte Türkiye'nin yarı fiyatına. Mini 3 Pro ediyorlar ama çok hafif olduğu için rüzgarla etkileniyor işte, sabitleyemiyor kendini. DJI Mini 3 Pro'nun fiyatını sorduk arkadaşlar. Yaklaşık 900 Amerikan doları şu. Abi bedava. En az 15 bin lira falan fark var Türkiye'de. Ciddi misin? Bak abi not oluyor bak. Evet. O kadar almaya başladık. Evet. Daha bunlar şey herhalde değil mi? Başlangıç. Start'ı verdik. Kaldır. SE getirecek. Oldsmobile SE. Tabii o gelecek. Başka mı senin buradan almak istediğin şey var mı? DJI'nin mikrofonu. O da var. Hemen önünde zaten. Aynen. Göz kırpıyor sana. Koy. 200 lira. 200. Yes yes. Ver abi. Ne oldu? 10 dolar. Sar abi. Bir şey değil. Sar, 200 TL. Lazım sana mı ya? Lazım. Abi zaten mesela GoPro'nun da var 4-5 tane pili. Makineye bir takıyorum, hepsi full abi, rahat evet, rahat. Abi. Bu da öyle olur. O da öyle olur, sen o da. Aynen öyle. Ay çok heyecanlandım. Vallahi be. Sen orada heyecanlandın, ben de burada diyorum ki biz izleyenlere bir şeyler daha göstereyim. Aynen. Bakın burada yeni elime hemen 11 geçti bir tane. 11 medya kitli bu da. Evet, bu da çok güzel. Bu neymiş GoPro, abi, ben bunu ilk defa görüyorum ha. Of. Baksana. Çok güzel bir şeye benziyor. Bu değişik, ben bunu Creator Edition artık yani tam anlamıyla hani YouTubersan evet, bu lazım sana diyor. Evet bak burada tuşlar falan filan yapmışlar yeni versiyonunda. Bayağı sağlam bir şeymiş bu ya. Evet, bu ne kadar fiyatını söyleyeceğim. Soralım. Paket yapmış zaten. Evet. Yani her şey var. Işığıdır, medya modudur, cartı, curtu hepsi var. Çakır hoş her şeyinden sunmaya bunu inşallah. Yani alacaksan bunu alacaksın gideceksin evet, abi. 21.500. 700 Amerikan doları çıktı. 15 bin lira. 15 bin lira. Süper abi fiyat. Yani şöyle GoPro'larda çok fiyat farkı olmuyor Türkiye'ye göre. Ama aksesuar ve kitlerde fark bayağı ediyor, fark ediyor abi. Aynen. Direkt kamera fiyatında çok büyük fark yok evet, ama. Çıkan fiyat bu abi. Hepsi hediyesi falan filan. 21.600 NT. Tamam dur abi, daha bunları hesaplayacağız. Kasusu hayo çıktı hadi hayacıya. Hayacıya da okşayım. Şimdi bunlar tamam. Hayacıya. Buraya şey yazdı mı? Dike işte bir. Yok ama. Yok. Fransa kadar. Gel aparatı. O da öbürsü yok. Beye yok. O da var. Tamam. Arkadaşlar bir de bunu alıyorum. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. GoPro ile hem suyun altını çekerken aynı anda da yüzeyini çekmek için. Böyle fotoğraflar çekebilmek için evet. Aynen abi olay bu işte bak hem yüzeyi bu yine çok iyi çekmemiş de hem tekneyi alıyor hem suyun altını anladım almış. Ama birini çekmesi lazım sen. Tabii, yanında bir arkadaşın olacak. Olay evet, bu arkadaşlar. Araba için mi? Insta 360'ın uzayan arabaya yapışan var. Tasuso, ya, çubuk var da bizde. Arabaya yapışan. Tasuso size kadar çığızı. Yok bir domşu yiyip ince. Kağıda çığızı değil mi? Kağıda çığızı değil mi? Çığızı vay mi? O çığızı vay mi? Nizal değil mi? Hayır, ben de ama. Köyü ama. Köyü ama. Köyü ama. Ah, şundan alman diyor, ondan alırsın diyor, onun üzerine de şey takarsın diyor. Anladın mı? Anladım bak, da. Ondan alacaksın, onun ama üzerine de... Ama onu uzaması lazım, çubukla beraber takman lazım. Neler alıyoruz neler. Masa doldu. Bu da 500 lira mı? Ya öyle yankı mı? Bu Insta 360 için üçlü vakumlardan tavsiye etti. Çünkü o dedi kaldırmaz onu dedi uzattığın zaman. Rüzgar yiyecek ya. Ha, Çincan nasıl? Arkadaşlar pazarlık ediyoruz. Abim 800 dolar dedi her şeye. 800 dolardan biraz fazla çıktı ya. Bugün tabii 800 dolar biraz üzerinde. Biraz üzerinde. Kart verirsen diyor üstüne 1200 şey, lira koyuyor. Şimdi onu indirmeye çalışıyor. Ben de 1200 fazla vereceğim. Bilmiyorum. Ben de çünkü kartla ödüyorum. Kartla ödüyorum. Bir şeyler yapsın ya. Yani. Yapamaz zor. Burada olmuyor olmaz. Çok Tayvan'da pek olmaz. Kartta komisyon varmış. Evet abi. O zaman ne yapacağız? Alacağız abi. Yapacak bir şey yok zaten. Ne diyor? Dur bakayım. Puran kartı diyor. O bana. Tamam abi. Seninkini halledelim önce. Okey. Valla. Evet dostlar. Fiyatlar halloldu. Rıfat güzel abim, indirim aldı. Rıfat abim yapamam dedi ama bir pazarlık etti var ya. Fişten ben feragat ediyorum. Fiş almayalım abi. Fiş almazsak ne olur dedi. Aynen öyle oldu. O şimdi sana para verecek. Evet. 1200 NT para verecek sana evet, geriye. Şimdi biz 27 bini ödeyeceğiz. Bir de 1200 NT bize nakit verecek. Yani kaça gelmiş oluyor? 25.800 NT'ye bütün sefer. 850 Amerikan dolarına kaldı. Evet abi. İyi para. Bütün her şey 850 dolar. Şurayı göstersene abi neler aldın. Bir de daha Osmo SE de var bunun içinde. Abi, o da gelsin onu da unutmadan. Evet arkadaşlar. Bir sürü şey aldık. İlk mağazadan daha. Toplamda seninle beraber ne kadar harcamış olduk bu mağazaya? Valla senin harcaman 850 dolar. Benim harcamam da bir 500 dolar.
1000 küsur dolar harcadık yani şurada. 1250 dolar yani 25 bin TL şu an. Ama bu parayı Türkiye'de yani 25 bin, evet. Türkiye'de harcadık şu para 50 bin olacak. 50 bin olacak. Aynen öyle. Daha ilk mağazada 25 bin gitti abi, cepler boşaldı. Daha bomba gelmedi, zaten iPhone'u var. Hanımlar arıyor, ne harcıyorsunuz diyor. Evet ben de bakıyorum, eşim diyor mu, ne yapıyor, arayacak birazdan. Diyecek, ne oldu, sen mi aldın, bir şey mi aldın diyecek. Şimdi gideceğiz telefonlara falan bakacağız. Yani o kadar çok şeyin arasında bir de Osmo'yu da kattık, onu da kattık, bunu da kattık. Müthiş bir yapar. Ya şuna baksana, şuraya bir göstersene. Vallahi. Yani bunlar yarısı ya. Tabii bazıları hediye verdi zaten. Bazıları hediye, case aldık, Insta 360 aldık. Onları ayrı ayrı aldıktan tabii sonra canım. Gösteririm zaten. Evet efendim, ikinci kata çıktık. Burası Guanghua Digital Market diyorlar ya buraya. Aha. İkinci kata geldiğin anda daha çok telefondur, bu tarz aksesuarlardır, bilgisayarlardır, onu bulabiliyorsun. Ha tamam. O tarz şeyler var, hoparlörler var. Evet. Mikrofonu da bakacağız. Gamer'ların da bölümleri var. Aynen var. Zaten burası komple 4-5-6 kat devam ediyor. Öyle mi? Tabii canım. O kadar var mı? PlayStation'lar var, PlayStation 5 var, bilmem ne var. Her şey var burada. Vay. Aklına kaçacak her şey var. Bak gördün, ona da bir geldim ha. Hello, how are you? What are you, Mingxin Gain, you know? Oh, really? You know, you're the one who's the one. You're the one who's the one. You're the Fatih abim yine tanıtıyor bizi. Hadi söyle, ben çöyeyim. Osu so, my soji. Ne açıdan değil bak. Yok mu, su işin de. Yok mu, su işin de. Oh, o zaman. Samsung'un Fold var mesela. Ben görebilir miyim? Güzel ama. Ben bunu çok şık ya. iPhone kullanmasam bunu şey yapardım. Gösterelim abi arkadaşlara. Abi bunun ekran, işte bak mesela şu ortada ekranın çizgisi görünüyor. Bir tek onu sevmiyorum ben. 700 dolar. 700 dolara. Den daha ucuz. 700 dolardan biraz daha ucuz. Galaxy Z Flip 4. Yalnız çok şık be. Evet. Şu büyük olanı görebilir miyiz? O da çok güzel. Bak, bu enteresan. Bu da çok güzel. Zaten şen zaten. Zaten şen zaten. Zaten bu 3'ü. Ama bunu şimdi 4'ü de çıkmış. 4'ü mü çıkmış? Ama bunu da gösterelim. Dostlara gösterelim. Dıkı dolu şahçeyenler. Abi bu telefonlar, bu katlanır büyük ekranlı telefonlar bence. Bu ilk çıktığında bir şeyi almayı sevmiyorum ben. Hep defektleri evet. Oluyor ya mesela, bak bu ortada ekran çizgi mesela, sen evet. Burada bir şey izlerken var, hep bu çizgiyi görüyorsun. Bunu çözecekler. Çözecekler. Çünkü forumlarda görmüştüm ben bunu. Bunu çözdükten sonra abi ben bu telefona geçerim. Şimdi bunun fiyatını öğrenir miyim? Fiyatını kadar öğrenelim abi. Bu da yaklaşık 1300 Amerikan doları falan. 1326 bin lira. Süper abi fiyat. iPhone'du. iPhone 14 Pro Max. Yok mu ya, iPhone şısı Pro Max. Abi geliyor, tazecik bak. İndirim yapan abla bu mu? Evet bu abi. Ama demo olmadığı için sadece şunu gösterebileceğiz. iPhone evet, 14 iPhone'da Pro Max. Zaten iPhone herkes biliyor abi. Tabii canım, göstermeye fiyat önemli. Mevan şimdi daha cadı. Nedir ablam bunun fiyatı? Doğuş açığını. Kaç GB bu? 256 GB'ını alırsan 39 bin Tayvan doları dedi. Tamam. O da ne kadar yapıyor biliyor musun dostum? 1300 Amerikan doları yapıyor. Yani 26 bin lira. 26 bin lira. Evet. Nakit ödersen evet. 26 bin TL'ye geliyor. Evet abicim. Abi sen ne diyorsun? Fiyatını Türkiye'deki arkadaşlar yorumlar yazarlar. 256 GB ya, 26 bin lira arkadaşlar. Evet. Yazın. Türkiye'de tahminimiz nedir? 45-50. En son 50 plus'tı, 60'a falan geldi diye ciddi biliyorum. Ciddi misin? Ben. Evet. Arkadaşlar şimdi ben telefonu buradan almıyorum. Niye almıyorum dersiniz? Çünkü şimdi gidip kendi mağazasından aldığım zaman bu markanın biraz daha, yani 2000 mi? 2000 ya da 3000. Yani 100 dolar daha fazla ödeyeceğim. Ama daha önce yaşamıştım bu problemi. Bozulduğu zaman işte böyle kendi orijinal mağazasından almadığımda, gidip yaptırmaya çalıştığımda kendi ülkemde olmamıştı, problem yaşamıştı. Bu sırası garanti olayı orada evet, geçerli. Aynen. O yüzden biraz daha fazla ödeyeceğim. Üçüne beşine bakmayacağım. Türkiye'nin yarı fiyatına geliyor yine de. Ama eğer bununla alakalı bir probleminiz yoksa burada ikinci kattaki bu abladan gelip çok daha uygunu alabilirsiniz. Ben hep yani. Buralardan aldım. Bir sürü evet. Telefon aldım ben burada. 3000 TL, 4000 TL daha uyguna geliyor yani. Digital Guanghua Digital Plaza 33 numaraya girin. Aynen. Telefonunuzu buradan alabilirsiniz. Aynen. Ya daha ucuza veya onun dışında aksesuarlarını falan alabilirler. İlla aynen. Telefon almana aksesuar gerek yok. Aksesuar alıyorum ben de. Çok güzel kılıflar var. Rıfat abinin selamını söyleyin. Ama Rıfat abiye selam söylüyor demeyin. Ufong deyin. Ufong deyin. Yoksa Rıfat deyin. Tanımazlar. Evet. Bir gün ne oldu biliyor musun? Türkiye'ye gittim. Adam bir tane şey dedi bana. Hikaye komik ha. Diyor ki, oğlum diyor, gittik Tayvan'a diyor.
bir tane Allah'ın kulu tanımıyor diyor. Bu yuvalı yalan atıyorlarmış. Şaka demiş. Yapıyorsun. Valla adam diyormuş ki Tayvan'da. Geziyor tamam mı? Diyormuş ki Rıfat'ı tanıyor musunuz? Şimdi Rıfat diyorlar kimse bilmiyor. Oğlum şey mi? Çarşıdan çırak mı bakıyorsun abi? Ne bileyim. Yani camiye gidiyorsun. Hey Rıfat falan mı diyorsun yani? Öyle olmuyor abi burada. Ufong diyeceksiniz. Ufong. Yani what means ya Rifat. Rugo yorun Rifat. Rugo yorun Rifat. Dersi Rugo sonrası Ufong. Yani Ufong diyeceksiniz. Adam diyor ki seni tanımıyor. Oğlum dedim bak beni dedim orada arayacaksan Ufong diyebileceksin. Tayvan'da 10 tane eve telefon aç tamam mı? 9 tanesini Ufong dediğin anda 9'u beni tanır zaten. Tamam. Abi geçen gün ben taksiye bindim. Evet. Şimdi Rıfat abiyle biz telefonda konuşuyoruz. Taksideki adam dedi ki aa dedi sen dedi Türkçe mi konuşuyorsun dedi. Sen de dedi sen de o arada eşine Çince bir şeyler söyledin telefonda. Evet. Adam dedi ki arkadaşın dedi Türk dedi hem dedi Çince mi biliyor dedi. Ben dedim sen dedim tanıyor musun Ufong'u dedim. Onunla konuşuyordum dedim telefonla. Adam koptu. Değil mi? Ne dedi Ufong'u mu tanıyorsun sen bizim fotoğrafları falan gösterdim adama. Öyle arkadaşlar. Herkes yani. Tanıyor herkes yani. O yüzden şöyle yani 10 kişiden 9'u tanır. Bir tanımayan kişi varsa onun da evinde televizyon yoktur. Yani hayatta bağlantısı yoktur. Telefonu aynen, falan yoktur aynen. Yani. Tam mağarada yaşıyordur. O derece. Hakikaten yolda da görüyoruz zaten. Eksik yani. Olmasınlar. Hala, ne bu arada kılıfım da bu. 10 numara kılıf çok oldu. Güzel bir kılıf aldım. Vallahi bundan güzel. Bu da eski bir set. Evet. Parçalanmıştı. Koruyucu bumper case diye geçiyor biliyorsunuz. Fiyatını öğrenelim mi? Fiyatını öğrenelim. Dos açayım mı? 750 NT. Yani 300 lira falan mı? Yani işte 20 dolar. 350-400. Tamam. 20. Süper abi. Evet abi aradığımız kulaklık bu. Bence bunu al abi. Evet abi. Çünkü öteki yerde için daha fazla. Dikkat dost açayım ne? Aradım. 4000 NT. Çünkü öteki yerden alsan 4900 NT vereceksin. Evet abi. Ve şey yapıyor mu indirim abi? Zaten bu çok asıl suyu hoyge cagadır. Nakite yapıyor mu? Şencin yesi yanlış cagadır. Dövün yapamıyorum diyor. Çünkü zaten orijinal yerine 4900'e satıyorlarmış. Ha, vallahi. Bence bu mantıklı. Yani alabileceğim. Al gitsin abi. Tamam. Dilek. Sar abi bunu bize. Okay. Ha. Sar. Okay. Sar abi bunu. Evet arkadaşlar. Sardırdım Beats'i. Türkiye fiyatını bilmiyorum bile. PlayStation fiyatını soralım mı hemen? Kısa bir. Sadece fiyat soralım. Merak edenler vardır. PlayStation 5 fiyatını hemen bir öğrenelim. 600 Amerikan doları olsun. 600 diyor. 12.000'den biraz fazla yani. Yani 600 Amerikan doları diye söyleyeyim sana. Hatta burada da tazecik var böyle görüyor musun? Üf. Alayım şöyle. Elimde de gezdireyim görüyorsun yani. Ay, şudur yani. 600. Oyunlar kaç paraymış? İyisi ubarim. Bu diskli olanı, bu diskli olanı verdiği fiyat bu. CD takılan. Bir de CD'siz olanı var. Ne kadar o şarkı senin? İyisi ubarim. O öteki de 500 Amerikan doları. 500 Amerikan doları. Ha CD'siz almak CD'siz, daha mantıklı yani abi zaten hepsini indiriyorlar. Oyunlar kaç para? 2K23, 590 NT mi diyor? Oyunlarda 30 Amerikan doları, 40 abi Amerikan doları. Abi sen kimsin ya? Nasıl oldu 50 ya? Amerikan doları falan yani. Oyunlar ucuzmuş ya. Evet. Evet arkadaşlar Rıfat abiyle yemeği yedik. Ayrılık şimdi o çocukları almaya gitti. Ben alışverişe devam ediyorum. Şurada şimdi bir hard disk var ona bakacağım. Türkiye'de çok pahalı bu hard disk. What is the last price? Can you make some discount? Is okay? No, sorry, no. What you can do? It may cheaper. Huh? It's cheaper. Cheaper? Okay, I buy. 2 terabyte. One. One? Yes, okay. Thank you. Şimdi asıl eskisinden çıktım. Eski elektronik AVM'den çıktım. Hemen yanında yeni olana giriyorum. Burası böyle biraz daha lüks yapılmış. Markalar falan filan daha büyük mağazalar var. Şimdi oraya geçiyorum. Oradan da mikrofona bakacağız. Gaming mağazası var. O acayip güzel ışıklar falan. Bir orayı da göstereyim size. Benim pek alakam yok ama aranızda vardır illaki gamerlar. Evet şimdi giriyoruz buraya. Ya. Evet arkadaşlar. Ya. Kardeşim burada oyun oynuyor vallahi. Tam eve almalık alet. Çok güzelmiş. Bakın arkadaşlar az önce yan AVM'den 2 TB aldım aynı disk. Burada 6000 Tayvan doları. Biz 3975'e aldık. Böyle fiyat farkı olunca da çıldırıyorum ya. What is the camera quality on this one? Oh, this one. Enteresan. 100 dolar, 2000 lira.
Wi-Fi connect. Wi-Fi connection? Yes. Oh, that's nice. Yani biraz dandik bir şeye benziyor ama fiyat performans olabilir. 2000 lira çok iyi. Diğer modelleri de göstereyim. Şurada şöyle minnacık bir şey var. Bu daha da ucuz. Ne diyor? 50 metre yukarıya kadar çıkıp uzaklaşabilir diyor. 10-15 dakikada pil gider diyor. İyi, oyuncak işte bu paraya. Yeter. Evet arkadaşlar, kalite böyle. Tahminimce 1080p falan. Biraz tutukluk da var. Şişi. Evet, burada da VR'cılar var. Oyun oynuyorlar. Ekranı görebiliyor muyuz burada? Yok, ne oynadıklarını göremiyoruz. VR olayı enteresan ya. Sanal gerçeklik olayı biraz tehlikeli de geliyor bana ama mecburen adapte olacağız. Burada çok güzel. Şöyle kocaman bir odam olsa bütün gün araba yarışı oynardım yani. Ve mekandayız. Allah. Kendimizi kaybedeceğiz. Ulan ya, Pokemon'lar, Pokemon'lar. Figürlere bakın arkadaşlar, figürlere. Oo, 13.000 diyor, Tayvan doları diyor. 13.000 Tayvan doları, bunlar çok orijinal, sertifikalı şeyler anladığım kadarıyla. Aradığımız yeri bulduk. Bakalım kendi aradığımız tarzda bir oyuncak bulalım. Bakın, anime ablalar. Başka bir mağazaya girdim. Efsane figürler var. Kobe Bryant, Blake Griffin vardı, Scottie Pippen var. Tabii ki Dragon Ball var. Çok güzel. Kaptan Amerika mıydı bu? Neydi? Oo, bu bayağı detaylı yapılmış ya. Figürcüler. Ben de seviyorum bunları da, hastası değilim yani. 12.000 NT vermem, o kadar da değil. Vay, bak bunu severim. Iron Man çok iyiymiş ya. Gerçekçiliğe bak ya. Çok güzelmiş bu. Çantası var yanında. 12.300 NT, 8-9.000 lira. Gaming mağazası burası. Çok güzel ürünler var. Çok anlamıyorum ben bunlarda ama bilenler bilir. Işıklar falan efsane ya. Şu koltuklar da çok önemliymiş galiba oyuncularda. Burada da aksesuarlar var. Çok güzel bir mağaza yapmışlar. Şimdi geldik, gezdik, buralara her şeyi gösteriyoruz size. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ne diyorsunuz, fiyatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz, bunları da yazın bana. Merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlara yazın. Her şeyi burada full gösteremiyorum size çünkü saatler sürer o zaman. Neyse, şimdi benim aradığım mikrofon yoktu. İlk gittiğimiz abi vardı ya, Insta 360'ı aldığımız. O bana demişti ki ben yarın getiririm. Şimdi gideceğim ona. Ödemeyi yapacağım, diyeceğim ki abicim sen bana bu mikrofonu getir. Yarın da gelip alacağım. Mikrofonu da şimdi gidiyorum ondan alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim otelime. Bugün daha saat akşamüstü oluyor. Apple'a gidebilecek miyim bilmiyorum. Eğer yetişebilirsem Apple'a da gideceğim telefon almaya. Şu ana kadar aldıklarımı göstereyim size. Şunu aldım biliyorsunuz zaten. Yaklaşık 4000 Tayvan dolarına. Bunu aldım 5000 Tayvan dolarına. Insta 360 Osmo. Insta 360'ın aparatı. Insta 360'ın su kabı. Insta 360'ın bel aparatı. Bele takıyorsunuz arkadan çekim yapmak için. Insta 360'ın uzantılı çubuğu. Insta 360'ın koruyucu kafası. Insta 360'ın yedek pili. Türkiye'de baktım 1900 lira ya. 1900 lira ve ben bunu 650 liraya aldım. Şaka gibi ya. Bu hediye 256 GB. Ekstra aksesuarlar var.
Arkadaşlar bunların hepsi yaklaşık 18.000 TL civarı tuttu. İnanılmaz komik yani. Nasıl bu kadar fark oluyor bizim ülkede anlamıyorum yani. Hakikaten şaka gibi yani. Eğer gidebilirsem bugün Apple'a gidip iPhone'ları alıyorum. Eğer bugün gidemezsem sabah buluşuyoruz. Sabah gidiyoruz, iPhone'ları alıyoruz. Bakalım ne kadar harcayacağız. 3 iPhone almayı planlıyorum ya da 2, bakacağım duruma göre. Bakalım onlar ne kadar tutacak. Türkiye'deki fiyatlarıyla birlikte o da bayağı yüksek bir rakam ediyor arkadaşlar. Apple'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar Dijital Plaza'ya geldim. Bu dünkü abi mikrofonu getirdi. Mikrofonu almaya geldim ondan. 9500 Tayvan dolarına Rode mikrofon setini alıyorum. İkili. Hadi gelin beraber alalım şimdi. Sonra iPhone'ları alacağız. Ürünümüz bu. Taipei 101 binasının altındayım. Evet arkadaşlar, söz verdiğim gibi Apple'a gireceğiz. Bakalım 3 tane birden telefon satacaklar mı? 3 tane alacağım. Ama satmazlarsa bulacağız bir yolunu, bakalım. Gidelim şimdi bir fiyatlara bakalım Apple mağazasında. Biliyorsunuz orada mağazada söylemiştim size, biraz daha uyguna geliyor. Hani 2-3 bin lira. Ama mağazadan alacağız. Hadi bir gidelim bakalım. Bir de orada çekim yaptıracaklar mı bilmiyorum. Ama her türlü ben fiyatları çekerim size. Taipei 101 AVM'sinin içindeyim. En kral markalar var burada. Şimdi Apple'a giriyoruz. Bakıyoruz. Yeah, I think I will get 3 of those same color. And 256. Okay. Yeah. And I'm afraid that we maybe not allowed to. Evet arkadaşlar, 3 tane iPhone aldım. Sizce kaç para verdim? Soruyorum. Ben açıklayana kadar yorumlara tahminlerinizi yazın. 256 GB'lık olanlardan 14 Pro Max. Evet arkadaşlar. Şimdi Rıfat abinin yanına gidiyorum. Apple'dan çıktım. Apple'da detaylı çekim yapmaya izin vermiyorlar. Gördüğünüz gibi burada 3 tane iPhone var. Ve bu 3 tane iPhone'a ne kadar verdim? Ya içler acısı durumu, içler acısı. 256 GB'lık mor iPhone'un bir tanesi 28.000 TL. 3 tanesini de 4.000 TL'ye almış oluyorum. 3 tane 256 GB'lık iPhone 84.000 TL arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu duruma? Düşüncelerinizi bekliyorum yorumlara. Gerçekten ya, ülkemizdeki fiyatlar içler acısı ya. Olacak iş değil yani. Ondan sonra şey aldım, bir tane de Apple Tag aldım. Bu da 650 TL. 650 TL bile değil yani, 600 lira falan. Güzel bir bilgilendirme videosu oldu bence. Fiyatları gördünüz. Buradaki ortamı gördünüz. Elektronikleri gördük. Bence güzel, verimli bir video oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yakında tekrar görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın sakın. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. iPhone'la kapatayım şöyle kamerayı bu sefer.